kanser ve psikoloji. Günümüzde sağlık alanında başarılı gelişmeler yaşanmış ve birçok hastalığın tedavisinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle birlikte sağlık hizmetlerine verilen önem de artmıştır. Bunun sonucunda da kaza ve akut durumlarda hızlı tedavi olanakları artmış, erken yaşta ölümler azalmış, genel yaşam süresi uzamıştır. İnsan yaşam süresinin uzaması, Kentleşme ve sanayileşme gibi birçok faktöre bağlı olarak da nadir görülen hastalıklar daha sık görülmeye başlanmıştır. Hastalık nedir? Doku ve hücrelerde meydana gelen normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklere hastalık denir. Hastalıkları ikiye ayırabiliriz. Akut ve kronik hastalıklar. Akut hastalıklar sonucu oluşan semptomlar tedavi ile düzelebilir. Ancak kronik hastalıklar daha uzun süreli tedavi ve bakım gerektiren ve tıbbi tedavi ile tamamıyla düzelemeyen hastalıklardır. Örnek olarak Alzheimer verilebilir. Akut hastalıkların semptomları daha belirgin olmasına rağmen kronik hastalıkların semptomları çok belirgin olmayıp yavaş ve sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Kanser nedir? Kromozomları yapısal değişime uğramış, hücre çekirdeklerinin stoplazmaya yanlış mesajlar göndermesi sonucu hücre bölünmesindeki kontrolün kaybedilmesiyle meydana gelir. Kanser anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması olarak tanımlanabilir. Kanser vücutta tek bir bölgede görülen bir rahatsızlık olabilecekken tüm doku ve organlarda da gelişebilir ya da yayılma gösterebilir. Birçok kanser türü vardır. Bazıları şunlardır. Meme kanseri, akciğer kanseri, serviks kanseri, baş boyun kanserleri, cilt kanseri, kemik ve yumuşak doku kanserleri, lenflonlar ve prostat kanseri gibi. Kanser sadece biyolojik fiziksel bir süreç midir? Hastalık öncelikle biyolojik sistemimizde akut ya da kronik değişmelerin genel adıdır. Ama meydana gelen biyolojik değişim ile birlikte psikolojimizi de etkileyen önemli bir süreçtir. Kanser şüphesinin oluşmaya başladığı andan itibaren de kişiler ve içinde bulundukları çevreleri için konunun psikolojik yönü gündeme gelmeye başlar. Hastalık ve özellikle kanser ile karşı karşıya kalan bireyin günlük yaşamda kullandığı tüm mekanizmaları, gelecek planları değişebilir ve yaşam dengesi de bozulabilir. Hastalıklarla yüz yüze gelen bire yaşam önceliklerini özden geçirir ve kişisel değişim sürecine girebilir. Bu durumda bireysel ve ilişkisel yaşamını etkiler. Kişinin hastalık süreciyle birlikte hayatını yeniden düzenlemesi gerekir. Düzenleme beslenme biçimi, ilaç tedavisi seçenekleri gibi bireysel değişikliklerin yanında çalışma düzeni, rol ve sorumluluk durumlarında meydana gelecek değişimler gibi sosyal anlamda da değişiklikleri kapsar. Kanser ise kendine has belirtileri, tedavi süreci nedeniyle daha özel bir sürece sahiptir. Kanser hastaları yaşamları boyunca sahip olduklarını kaybetme tehlikesi hissedebilirler. Ekonomik güçlerini, organlarından herhangi birini hatta yaşamlarını kaybetmekle karşı karşıya kalabilirler. Kanserin psikolojik sonuçları nelerdir? Kanser tanısı kişilerin duygu, düşünce ve davranış süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kanser şüphesi öncelikle kaygı durumunu meydana getirir. Kanser şüphesiyle birlikte bugün ve yarın üzerinde birçok soru işareti oluşur. Olumlu ve olumsuz senaryolar zihinden geçmeye başlar. Tanı ile birlikte tanının kabullenilmesi yönünde zorlu bir süreç başlar. Tanının kabullenilmesiyle de kişi ve içinde bulunduğu çevrenin kendini şekillendirmesinin gerektiği yeni bir süreç vardır. Mevcut süreç de kaygı duygusunu tetikler. Kaygı ile birlikte kişi aklına gelen soru işaretlerine olumsuz cevaplar oluşturabilir. Bu durumda azalan umuda, çaresizlik hissine, isteksizliğe, sıklaşan gözlerin dolması ve ağlama şikayetine, depresif duygu duruma, kontrol edilemeyen duygu geçişlerine, öfke nöbetlerine ve artan tartışmalara neden olabilmektedir. Kanser tanısı alan biri, o güne kadar yaşamını sürdürmede ve sorunlarını çözmede kullandığı başa çıkma mekanizmasının artık pek yeterli olmadığının farkına varır. Bu nedenle duygusal, bilişsel ve fiziksel alanda güçsüzlük, korku, kaygı, çaresizlik ve dağılma gibi duygular yaşayabilir. Depresyon, kanser hastalarında en fazla görülen psikiyatrik bozukluktur. Kanser tanı ve tedavi süresinde hastada şiddetli kaygı ve çaresizlik duyguları gelişir. Disforik duygu durumu, olumsuz beden imgesi, çaresizlik, umutsuzluk, değersizlik, suçluluk düşünceleri, dikkat dağınıklığı, zevk alma yetisinin azalması veya yitimi, ölüm, intihar düşünceleri gibi psikolojik ve bilişsel belirtiler görülebilir. Kanser tanısı bireysel, kanser süreci çevreseldir. Kanser tanısı alan birey kadar aile üyelerinin de günlük yaşam düzeninin değiştiği ve kanserli hasta ailesinin stresinin arttığı saptanmıştır. Kanserli hastaya bakım verme, hastalık olayının tümü ile aile üyelerinin günlük yaşamına girmesine ve günlük rutinlerinin değişmesine neden olmakta. Hastalık sürecinde tanı alan kadar aile üyelerinin de anksiyete, depresyon, yorgunluk, rol çatışması, sosyal izolasyon ve sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmektedir. Kanserin hasta ve ailesinde neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal değişiklikler hasta yakınlarının da yaşam kalitelerine vurgu yapılmasına neden olur. Kanser hastaları için herhangi bir sosyal desteğe sahip olma hastalıkla mücadele sürecinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Karmaşık kaynaklar sistemi olan Sosyal destek hem yardım eden hem de birey hem desteği alan kişi üzerinde olumlu etkileri olan bir mekanizmaya sahip. Kanser hastalarının kendilerine fayda getirebilecek sosyal destek sistemlerinden ilk akla gelenler aile ve akraba çevresi, arkadaşlar, sağlık personeli, sosyal hizmet kurumları, toplumda bu amaçla oluşturulmuş olan sivil toplum kuruluşları, örgütleri, dernekleri gibi formal ve informal destek sistemleridir. Ama unutulmamalıdır ki hastanın çevresindeki kişiler kendileri iyi oldukça hastalık tanısı almış aile bireyine daha fazla yardımcı olabilirler. Bu durumu tehlike halinde bir uçakta kişilerin oksijen maskelerini öncelikle kendilerine takma örneğine benzetebiliriz. Kişiler öncelikle kendileri hastalığı kabullenmeli, uyum sağlamalı ve kendileri bu yönden iyi olmalı ki hastalarına da sosyal destek sağlayabilsinler. Sağlık sadece hastalığın olmaması değildir. Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Bu nedenle tanı alan kişi başta olmak üzere içinde bulunduğu çevrenin hastalığın getirdiği biyolojik, fiziksel ve değişikliklere uyum sağlamasının yanında psikolojik olarak da mevcut sürecin getirilerini yönetebilir ve yeni sürecin sosyal değişikliklerine uyum sağlayabilir hale gelmesi en önemli şeydir.